Arkadaşlar merhaba. Su yapıları dersinin 10. ve son konusuyla ilgili videomuzu biraz sonra seyredeceksiniz. Bu haftaki konularımız su yapılarının çevresel etkileri, ÇED süreci yani ülkemizdeki su yapıları ile ilgili mevzuat ve çevresel akış hesaplamalarından oluşacak. Önce su yapıları derken en büyük etkiyi tabii en büyük yapı olması nedeniyle barajların varlığıyla görüyoruz. Barajın ne olduğunu, diğer yapılardan nasıl ayrıldığını sizler artık biliyorsunuz bu noktada. Ülkemizden, dünyadan da birkaç tane baraj konusunda ders kapsamında fikir edindik. Konularımız içerisinde konuşmaya çalıştık örnekler üzerinden. Biraz daha global, küresel olarak bakalım istiyorum etkileri konuşmadan önce. Dünyada yaklaşık 80 bine yakın baraj bulunuyor. Barajların harita üzerindeki, dünya üzerindeki dağılımına bakarsanız aslında nüfus yoğunluğuyla paralel olarak barajların inşa edildiğini ve barajlardan olası faydalarla su temini, enerji üretmek gibi faydalardan yararlandığını görüyorsunuz. Merkür üzerinde aslında baraj yapılmamış olduğunu gördüğümüz yerler, Kuzey Enlemler, Kutup Hattı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası'nın doğusu, Avustralya'nın merkezi çöl bölgesi. Bu bölgeler genellikle suyun bulunmadığı ve veya kuzey için konuşacak olursak aslında baraj yapılmasına ihtiyaç olmayan yerler. Gördüğünüz gibi ada ülkelerinde bile barajların inşa edildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla küresel olarak dünyada suyu depolamak ve sudan faydalanmak için baraj inşaatı yapılıyor. Peki bunun çevresel etkileri neler oluyor? Teker teker bunların üstünden geçerek konuşalım. Barajların ve veya bir diğer başka deyişle depolamalı su yapılarının çevresel etkileri üzerinde konuşacağız. Çevresel etkileri genellikle menba bölgesi, mansap bölgesi yani gövdenin akış yukarısında, menba bölgesinde, gövdenin, baraj gövdesinin akış aşağısında yani mansap bölgesinde ve bölgesel olarak etkileri olarak 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Baraj gövdesinin menba bölgesinde artık baraj inşaatı tamamlanıp su tutmaya başladıktan sonra bu bölgenin baraj gölü ve veya baraj rezervuarıyla kaplandığını, bu baraj göllerinin de topografiye bağlı olarak çok geniş alanlara yayılabileceğini önceki derslerimizde konuşmuştuk. Menba bölgesindeki etkilerin ilki aslında akarsu ekosisteminin bölünmesi ya da parçalanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani biz barajı inşa ettiğimiz zaman menba ve mansap arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı kesmiş oluyoruz. Su akışını kesmiş olmakla birlikte aslında biz bunun sonucu olarak tüm sucul türlerin, örneğin balıklar gibi, akarsudaki doğal dolaşımını da sınırlamış oluyoruz. Bu sınırlamayı bir nebze ortadan kaldırmak için balık geçitlerinin yapıldığını önceki derslerimizde konuşmuştuk. Bazı bölgelerde menba mansap arasında balık taşımacılığı da yapılıyor. Canlı ekosistemin korunması için. Ama bunlar iyi niyetli, devamlılığı sağlamak için yapılan çalışmalar ama hiçbir zaman doğal koşullardaki ortamın sağlanması ve doğal çeşitliliğin korunması mümkün olmuyor. Bu ana problemlerden bir tanesi. Az önce gördüğümüz küresel baraj yaygınlığını da dikkate alırsak, dünya genelinde akarsuların önemli bir kısmında ekosistemin bölündüğü, parçalandığı yani akarsuların artık doğal akışında olmadığını, depolamalı alanlara dönüştüklerini söyleyebiliriz. Menba bölgesindeki bir diğer etki, rezervuarlarda, baraj rezervuarlarında, depolamalı su yapılarının rezervuarlarında sediment birikmesi. Bu konuyu da derslerimiz içinde konuşmuştuk. Akarsunun doğal akışını engellediğimiz zaman aynı zamanda akvasudaki sediment taşınımı da sınırlamış oluyoruz. Nerede sınırlanıyor bu sediment taşınımı? Baraj ya da bağlama gövdesinde sınırlanıyor ve baraj rezervuarında sediman birikmiş oluyor. Bu biriken sediman miktarı tabii ki jeolojiye, topografyaya bağlı olarak, iklime bağlı olarak her akarsuda farklı farklı özellikler kazanıyor.
Bir akarsuda ne kadar sediment taşındığının nasıl ölçüldüğünü, bu hesaplamaların barajın ömrünü belirleyen, bu ekonomik ömrünü belirleyen bu sürecin, sediment birikmesi sürecinin nasıl hesaplandığını öğrenmiştik. Ama bu menba bölgesinde bir problem, barajın ömrünü kısaltması açısından. Aynı etkinin sonuçlarını aslında biz mansap bölgesinde de görüyor olacağız az sonra. Menba bölgesinde bu tip etkilerimiz var. Baraj gölünün var olması ile ilgili etkileri de az sonra konuşacağız. Burada size bir soru, açık uçlu bir soru. Hepinizin tanışık olduğu, dersimizi alan öğrencilerin çoğunluğunun da ihtisas konusu, eğitim konusu, temel eğitim konusu olan hidrojeoloji ile ilgili bir soru soruyoruz. Ve bu bir sınav sorusu olacak. Bunu da tek önden söylemek istiyorum size. Bizim inşa ettiğimiz yüzey suyu depolama yapılarının baraj, bağlama ya da küçük baraj olarak adlandırdığımız göletlerde, göletlerin inşa edilmiş olmasının bölgedeki yeraltı suyu akım sistemi üzerindeki olumlu ve veya olumsuz etkilerinin neler olduğunu sıralamanızı, düşüncelerinizi, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyorum. Bu konuyla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Fikir tartışma oluşturabilirsiniz arkadaşlarınız arasında ve bu soruyla sınavda da karşılaşacaksınız. Bunu da size hatırlatmak istiyorum. Bilgilerinizi bu gözle tekrardan değerlendirirseniz iyi olur. Önceki ders konularımız içinde de bu konuya değindiğimiz bölümler var. O bölümleri de tekrardan izleyerek fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. Evet, akarsu ekosistemlerinin baraj gövdeleriyle kesilmesinin yaygın bir problem olması gerektiğini düşünmüştük. Bu konuyla ilgili 2019 yılında prestijli bir dergi olan Nature dergisinde 2019 yılında basılmış bir makale var, bir araştırma yapılmış. Dünya genelinde serbest akışta, yani bir su yapısıyla kesintiye uğramadan akış halindeki akarsuları belirlemeye çalışmışlar. Tersini düşünecek olursak, dünya yerküre üzerindeki akarsuların, yüzey sularının ne kadarının su yapılarıyla akışının ve dolayısıyla da ekosisteminin kesintiye uğradığını bulmaya çalışmışlar. Bu haritada gördüğünüz kırmızı ve turuncu yerlerde gösterilen akarsular baraj inşa edilmiş, dolayısıyla da doğal akışı tahrip edilmiş. Akarsuları görüyorsunuz kırmızı ve turuncu renklerle. Önceki haritayla karşılaştıracak olursanız gördüğünüz gibi baraj yapılmayan yerler burada da etkilenmemiş gözüküyorlar. Onun dışında kalan küresel olarak her yer, yerkürede bu su yapılarının kullanılması, inşa edilmesinden etkilenmiş durumda. Araştırma sonucu çarpıcı sonuçlardan bir tanesi, bu araştırmaya dahil edilen akarsuların %48'inin su yapıları ile bölündüğü, yani hem akışın kesildiği hem de ekosistemin kesintiye uğradığı, parçalandığı sonucuna varmış. Dolayısıyla burada gözümüzün önünde bulundurmamız gereken şey, ülkemizde zaman zaman bu konuyla ilgili çevre kaygılı tartışmalar ortaya çıkmakla birlikte, bu aslında küresel, tüm dünyayı ilgilendiren bir problem. Neden ortaya çıkıyor? Çünkü suya olan ihtiyaç, enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün arttığı için bu şekilde, vahşi bir şekilde buradan faydalanmaya çalışıyoruz. Bugünkü teknolojik imkanlar, inşaat açısından zor koşullarda da inşaatların yapılabiliyor olması, tabii bu yaygınlığı, baraj sayısındaki artışa neden oluyor. Şimdi çevresel etkilerle devam edelim tekrardan. Mansap bölgesindeki etkilere geçiyoruz. Her bir akarsu eğer bir kapalı havzada değilse, bunların bir boşalım bölgesi var. Bu genellikle denizler ya da okyanuslar oluyor. Bir göl olabilir, bir kapalı akarsu sisteminin, kapalı havzanın deşarj noktası, boşalım noktası. Ama genellikle büyük havzaların boşalımları deniz ya da akarsulara olur. Türkiye'deki akarsu havzalarını da daha önce görmüştük. Akarsularla hem su, aynı zamanda da sediment taşındığını biliyoruz.
Sedimanın taşınması süreci aslında sizin eğitimini de aldığınız jeolojinin bir parçası, bir sedimentasyon sürecinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Sediman taşınımı ile doğal olarak şekillenen akarsu ve deniz kıyısı şeritleri, kıyıları, yamaçlar ve sulak alanlara ulaşan sediman ve dolayısıyla ekosistemin sürekliliği için gerekli besin ulaşımı sonlanmakta. Biz baraj yaptığımız zaman kıyılara taşıdığımız sedimanı kesiyoruz, suyun taşınımını kesiyoruz. Bu sediman taşınımının kesilmesi sonucunda özellikle kıyı şeritlerinde kıyılar boyunca bir aşınma gözlüyoruz. Yani karalar içeri doğru geri çekiliyor. Yeni malzeme getirimi olmadığı için deniz kıyılarında dalga aşındırmasıyla kayıplar daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Ülkemizde de yaygın bir şekilde kıyı sulak alanları var. Bu sulak alanlar ekosistem açısından büyük önem taşıyorlar. Bu sulak alanlar da bu süreçten etkilenen bölgeler oluyorlar. Örneğin Göksu Deltası ya da Yumurtalık Lagünü gibi. Bu uluslararası anlaşmalarla, sözleşmelerle de koruma altında olan bu sulak alanlar bizim için artık malzeme getirimi olmayan, oradaki ekosistemi sürdürülebilirliği, devamlılığı için besin getirimi olmayan ortamlara dönüşüyorlar. Bunun için de baştan planlı havza gelişimlerinin tasarlanması gerekiyor. Önemli problemlerden bir tanesi, çevresel etkilerden bir tanesi. Bir diğeri depolama yapılarının inşasından sonra su sıcaklığının değişimi. Özellikle yüksek gövdeli barajlar, yüksek barajlar yaptığımız zaman yani 50 metrenin üstündeki gövdelerden bahsediyoruz biliyorsunuz yüksek baraj dediğimiz zaman derin baraj rezervuarları, derin göller oluşturmuş oluyoruz. Bir göl ne kadar derinleşirse o kadar farklı sıcaklıkta ve kimyasal kompozisyonlarda tabakalara ayrılmış oluyor. Ilıman iklim bölgelerinde göl tabanında ortalama hava sıcaklığından daha soğuk ve oksijence fakir bir tabaka oluşuyor. Bu tabakadaki suyun herhangi bir ihtiyaç anında barajın dip savaklarından akış aşağıya verilmesi durumunda bu sıcaklık, soğuk su ve oksijensiz suya alışık olmayan sucul türlerin yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir süreç olabiliyor. Dolayısıyla suyun sıcaklığındaki göl oluşturduğumuz için oluşan bu farklılık, doğal olarak oluşan bu farklılığın bu bölgedeki bu koşullara alışık olmayan türler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu da bilmek önemli. Tarım nedeniyle doğal akosistemin bozulması. Depolamalı su yapılarının sıklıkla sulama amacıyla yapıldıklarını biliyoruz. Barajların çevresinde kuru tarım yapılan geniş alanlarda baraj inşaatından sonra sulama için su verildiği için sulu tarıma dönülmesiyle bölgesel olarak ekosistemde büyük değişiklikler oluyor, majör değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bu değişikliklere hem ekosistemin adapte olması hem de bölgede yaşayan insanların yetiştirdikleri bitki türünü, tarım türünü değiştirmeleri gerekiyor. Bunlar da zaman zaman olumlu olmakla birlikte çevresel değişiklikler, etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Taşkına bağlı ekoloji ve tarımsal üretim, akarsuların mansap bölgesindeki taşkın yatakları su yapılarından önce taşkın sırasında taşınan su ve besinlerle tarım için gerekli olan su ve besinlerle zenginleşirken baraj inşasından sonra mutlaka ve sürekli sulamaya ve gübrelemeye gerek duyulacak şekilde susuz kalıyorlar aslında. Bitki türlerinin de değiştirilmesi, bitki kökenlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bitki gelişimi için gerekli besinlerin kimyasal olarak tarım alanlarına verilmesi bu sefer dolaylı olarak başka çevre problemleri, kimyasalların çevre alıcı ortamlara yayılmasına neden oluyorlar. Bu konuyla ilgili sizden izlemenizi istediğim Tree Gorge Dam ile ilgili videonun içinde o bölgede önemli bir problem olduğu için bu konuştuğumuz madde bir inovatif çözüm geliştirerek uygulamaya çalışmışlardı. Bu gözle o videoya da tekrar bakarsanız oradaki bilgilerinizle burada konuştuklarımızı birleştirebilirsiniz. Afet potansiyeli bir çevresel etki.
Yüksek debili geniş drenaj alanına sahip akarsularda yapılan barajların tasarım hataları veya öngörülemeyen taşkın debileri karşısında yıkılmaları sonucunda mahsup bölgesi, yerleşim yerleri, tarım alanlarında can ve mal kayıpları yaşanabileceğini, bir tür felaket gerçekleşeceğini zaten konuşmuştuk. Barajın bir şekilde zarar görmesi, gövdenin yenilmesi durumunda. Örneğin İtalya'da bir baraj, Vajont Barajı'nda 2000 yılında 2000 kişi, 1975 yılında Çin'deki bir barajın yıkılması sonucunda 200 bin kişi hayatını kaybedebiliyor. Bu tip kazalar sonrasında diyelim. Taşkın oluşan ekstrem akış yağışların yanı sıra baraj göllerinde oluşacak heyelanlar sonucunda da baraj gövdelerinin zarar görmesi, buna bağlı olarak da yine kayıpların yaşanması söz konusu olabiliyor. Bu da afet potansiyeli açısından dikkate alınması gereken konular. Tabii ki deprem konusunu burada yazmadık ama konuşarak söyleyelim. Depremde tabii, deprem sırasında da gövdenin zarar görmesi yine akış aşağıdaki can ve mal kayıplarına neden olabilmesi nedeniyle dikkate alınması, tasarım aşamasında dikkate alınması gereken parametrelerden bir tanesi. Taşkın kontrolü, bir diğer bakış açısıyla bakacak olursak, taşkın bir doğal afet ama biz barajları aynı zamanda taşkınlar nedeniyle oluşacak can ve mal kayıplarını engellemek için de yapabiliyoruz. Dolayısıyla barajların böyle de bir rolü var, bunu biliyorsunuz. Barajlar bu şekilde kayıpları önledikleri gibi önlüyorlar ama aynı zamanda özellikle menba bölümündeki şehirlerin ve burada yerleşik insanların da başka yerlere nakledilmesine gerek kalması nedeniyle de dolaylı bir başka etkiye neden oluyorlar. Dolayısıyla yapılan hiçbir yapının mutlak olarak çevresi açısından etkisiz olması söz konusu olmuyor. Kimyasal kirlilik tehlikesi oluşabiliyor mu? Oluşabiliyor. Depolamalı su yapılarında toksik kimyasalların bir yaşıyor, kimyasal döngüsü değişiyor. Çünkü siz akış halindeki oksijene doygun bir ortamdan farklı bir açık su kütlesine dönüştürüyorsunuz. Toksik kimyasalların, örneğin metil civa gibi, besin zincirinde balıklarda birikmesine neden olabiliyor. Bu süreçler sonucunda oluşan göl ortamında benzer şekilde baraj göllerine gelen akarsulardaki kirleticiler de gölde birikebiliyor. Gölde ve göl taban sedimanlarında birikebiliyorlar. Bunlar da dolaylı olarak besin zinciriyle insanların kullandığı gıdalara geçtikleri için bir tehlike, bir tehdit oluşturabiliyorlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Rezervuar çevresindeki etkiler, insanlar üzerindeki etkileri iki maddede gruplayalım. Bir tanesi hastalıklar, bir diğeri de göç zorunluluğu. Rezervuarlarda ve akarsu yan kollarında oluşan durgun su ortamlarında sıtma taşıyıcısı olan sivrisinek ya da sistozamyas hastalığına neden olan salyangozların aşırı çoğalması nedeniyle bu bölgelerde özellikle tropik iklim koşullarında bu hastalıkların görülme sıklıklarında artış gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla bunlara karşı da tedbir alınması gerekiyor bu ortamlarda. Baraj inşaatı yapıldıysa. Göç sorumluluğu kısaca az önce de bahsettik. Baraj ve baraj göl alanı içinde ve yakın çevresinde kalan yerleşim yerlerinin başka yerlere taşınması süreci nedeniyle bir göç gerçekleşiyor. Bu göç gerçekleşirken sadece insanları taşımıyorsunuz. İnsanların evlerini, bakmakla yükümlü oldukları hayvanlarını, okulları, varsa fabrikayı, her şeyi taşıyorsunuz. Fiziksel olarak da taşıyorsunuz. Yani başka bir yere bütün şehri yer değiştirerek taşımış oluyorsunuz. Bunun sonucunda da insanlar evlerini terk etmekte, sürdürdükleri tarım hayvancılık faaliyetlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Alışık olmadıkları bir yere zorunlu olarak taşınmak durumunda bırakılıyorlar. Bu süreç sonunda oluşan etkiler aslında bir Dünya Bankası raporunda şu şekilde tanımlanmış. Bu bir ekonomik afet deniyor, bu göç sürecine. İnsanlarda travmaya neden oluyor ve tabii ki
çok sayıda insanı etkilediği için, bir küçük ya da büyük bir yerleşimin tamamını etkilediği için, bunun tabii sosyal etkileriyle bir sosyal felakete de dönüşebiliyor. Bunların hepsinin kontrol altına alınması süreç içinde ve en az zararla bu sürecin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında baraj yapılan bölgelerde aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerin de geri dönüşümü olmayacak şekilde tahrip edilmiş olması söz konusu. Bu göç sorumluluğu ve kültürel değerlerle ilgili örnekleri ülkemizden verecek olursak, şu anda inşaatı devam eden Yusufeli Barajı'nda su tutulmaya başlandığında Yusufeli yerleşiminin başka bir yere taşınması gerekecek çünkü göl altında kalacak. Dolayısıyla Yusufeli ilçesinde yaşayan kişiler hayatlarını tamamen değiştirmek durumunda kalacaklar. Bir diğer çarpıcı örnek yine ülkemizden Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Birecik Baraj Gölü altında Seyugma Antik Kenti kalıyor. Baraj gölünde su tutulmaya başlamadan önce Antik Kent'teki taşınabilir tarihi eserler uygun şekilde taşınmaya çalışılıyor. Ama tabii ki bir kent dokusunu bir müzede oluşturmak mümkün değil. Antik kent artık sular altında kalmış durumda. Dolayısıyla bunların da ekonomik, sosyolojik etkilerini bu yapıları yaparken tasarlamak, düşünmek, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir diğer barajlarla ilgili çevresel etki, sera gazı oluşumuna katkısı olduğu yönünde olumsuz bir etki. Sera gazı oluşumunun atmosferdeki ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle iklim değişikliklerinden sorumlu süreç olduğunu biliyoruz bugün artık. Baraj rezervuarları bulundukları bölgelerdeki iklim üzerinde bir mikrokrema oluşturuyorlar. Özel bir iklim ortamı yaratıyorlar kendi yakın çevrelerinde. Bu etkiyi artan açık yüzey buharlaşması etkisi sonucunda genellikle daha nemli bir ortam oluşturduğu için olumlu bir değişiklik olarak anılıyor. Ancak yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki özellikle sıcak iklimlerde oluşan göldeki farklı sıcaklık ve kimyasal kompozisyona sahip katmanlarda göl tabanındaki anoksik oksijensiz ortamda yoğun metan oluşumu gerçekleştiği ortaya çıkmış. Tropik iklimlerde bunun sonucu olarak metan gazının atmosfere salınımı söz konusu oluyor. Sırf biz bu rezervuarı oluşturduğumuz için. Tropik iklim bölgelerinde yapılan, inşa edilen hidroelektrik santral rezervuarlarında oluşan karbondioksit salınımının, emisyonunun kömür yakılan termik santrallarla buradakine yakın büyüklüklerde olabileceği yine yapılan çalışmalarla ortaya konmuş. Metan ve karbondioksit gazlarının küresel iklim değişim sürecinde etkili ajanlar olduğunu artık biliyoruz. Dolayısıyla bu emisyonları kontrol etmeye çalışıyoruz küresel olarak. Bir ülkenin kontrol edip bir diğerinin bunu kontrol etmemesi bir sonuç üretmiyor çünkü aynı atmosferi, aynı su buharını paylaşan farklı farklı ülkeleriz, farklı farklı kıtalarız. Dolayısıyla topyekün mücadele edilmesi gerekiyor bu süreçlerle. Bu durumda sonuçta depolamalı su yapılarının küresel iklim üzerindeki etkilerinin de izlenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor ve gelecek 10 yıllarda dünyanın bu süreci de tartışmayı açacağı ve araştırma ve uygulama konuları arasında alacağı kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla bunlar da önemli konular. Rezervuarlarda bir günde oluşan ortalama gaz emisyonu miktarı, yani bir rezervuarın bir metrekaresinden kaç miligram gaz emisyonu çıktığını kısaca bakacak olursak, doğal bir gölde 700 miligram karbondioksit, 9 miligram metan ürerken ılıman ve tropik bölgelerde inşa edilen barajlarda, örneğin Güney Amerika gibi düşünebilirsiniz, Afrika'nın güneyi gibi düşünebilirsiniz, Avustralya gibi düşünebilirsiniz. Hatta ülkemiz bile ılıman bölgeye girme potansiyelinde değişen iklim koşullarında. Bu sefer oluşan karbondioksit miktarı ve
metan miktarı iki katına çıkıyor liman bölgelerde. Trafik bölgelerde ise yaklaşık 4 katına, 10 katına çıkan gaz oluşumları söz konusu. Dolayısıyla izlenmesi, rapor edilmesi, gözlemler sonuçlarının paylaşılmasını gerektiren etkiler olduğu açık. Evet, burada bir proje posteri görüyorsunuz. Ahmet, Cahit ve Furkan arkadaşlarımızın proje sergisi için hazırladıkları proje çalışması. Yaptıkları çalışmada yüzey su depolama yapılarının çevresel etkileri konusunda bir araştırma yaptılar. Seçtikleri saha Ceyhan Nehri Havzası'ydı. Havza yaklaşık 20 bin kilometrelik bir drenaj alanına sahip. Boşalım noktasındaki ortalama debisi 200 metreküp saniye gibi bir oldukça büyük bir debi. Havza içinde ana kol ve yan kollar üzerinde çok sayıda baraj 1971 yılından başlayarak 2008 yılına kadar farklı farklı zamanlarda çeşitli barajlar inşa edilmiş durumda. Depolama yapıları yapılmış. Yaklaşık geçen bu 40 yıllık süre içinde bu havza içindeki rezervuar alanı, yani açık su, açık yüzey su kütleleri, göller, rezervuar alanı 10 kilometre kareden 71 yılındaki ilk Kartalkaya Barajı'ndan başlayarak 10 kilometre kareden 40 yılın sonunda 200 kilometre kareye çıkmış. Depolama hacmi yine bu süre içinde 170 hektometre küpten 6000 hektometre küpe kadar artmış. Bu koşullar altında açık yüzey buharlaşması bu havza için, sadece bu havza için, Ceyhan Havzası için 10 kat artarak 50 milyon metreküp buharlaşmayla su kaybı gözlenmeye başlamış. Depolama hacmi artarken zaman içinde aynı zamanda havza çıkış akımlarının da, şu grafikte görebiliyorsunuz, havza çıkış akımları gri eğri, bu ortalaması kırmızı çizgi. Yaklaşık 1990'lı yılların ortasından itibaren artık biz bu havzada hiçbir şekilde ortalamanın üstünde akım görmez hale gelmişiz. Çünkü suyun hemen hemen tamamı depolama için kullanılmış ve depolamadan sulama ya da enerji üretimi için kullanılmış ve bunlar eş zamanlı olarak depoladığımız için suyu, önemli miktarda suyu da buharlaşma nedeniyle kaybeder olmuşuz. Bu havzanın bir diğer önemli noktası, havzanın Akdeniz'e boşalım noktasında Ramsar Sözleşmesi ile, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan yumurtalık loginü var. Bu havzadaki akarsulardaki su ve dolayısıyla sedimanla birlikte sucul türler için, türlerin ihtiyaç duyduğu besinler bu lagüne ulaşıyor. Lagünde de özel bir ekosistem ortaya çıkarak bir sulak alan oluşuyor. Bu depolama yapılarının artarak zaman içinde inşa edilmiş olmalarının bu sulak alan üzerinde de çeşitli etkileri var. Lagüne gelen su ve sediman miktarının azaldığını açık bir şekilde görmek, söylemek mümkün. Benzer çalışmaların ülkemizdeki diğer havzalar için de yapılması, bu çalışmalardan sonra yeni yapılar için izinlerin verilmesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Peki bir su yapısı için nasıl bir süreç izleniyor? Uygun bir yer seçildikten sonra çevresel etkiler açısından ne yapılması gerekiyor? Örneğin çevresel etki değerlendirme raporu yapılması, hazırlanması gerekli mi sorusu geliyor aklımıza tabii ki. Bir çevresel etki değerlendirme raporunda az önce saydığımız bütün etkilerin ayrıntılı bir şekilde tartışılıp etkilerin sonuçları, eğer etkiler ortadan kaldırılamıyorsa proje ihtiyaçları nedeniyle, koşullar nedeniyle, olası etkilerin ortaya çıktıkları durumda buna karşı alınacak tedbirlerin ve düzeltici faaliyetlerin de tanımlanmasını, gerek nasıl tanımlanacağını, nasıl düzeltileceğini anlatan bir rapor, çevresel etki değerlendirme raporunun hazırlanması gerekiyor. Çevresel etki değerlendirme süreci ülkemizde 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle yürütülüyor. Bu yönetmelik içinde hangi projelerin, nelerin ÇED sürecine dahil edilmesi, ÇED raporunun hazırlanması gerektiğini
tanımlıyor. Ek 1'de yapılan tanıma göre biraz geniş tutarak aldım. Örneğin 10 milyon metreküp yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yer altında depolama projesi yapıyorsanız bir ÇED raporu hazırlamanız gerekiyor bu proje için. Boru ile içme suyu taşımaları dışında akarsu havzaları arasında 10 milyon metreküp yıllık ve üzeri bir aktarma projesi yapıyorsanız, yani bir akarsu havzasından, bunlar artık ülkemizde yapılan şeyler, bir havzadan başka bir havzaya su taşınıyor. Eğer ki yaptığınız aktarım 10 milyon metreküp aşıyorsa yıllık olarak, yine siz bir çevresel etki değerlendirme raporu yapmış oluyorsunuz. Çünkü bir havzadaki suyu alıp başka havzaya taşıdığınız zaman her iki havza üzerinde de olumsuz etkilerinizin oluşması mümkün. Bunların baştan öngörülmesi için bu raporlar hazırlanıyor. Bizim dersimiz kapsamındaki yapı türlerine gelecek olursak, göl hacmi 10 milyon metreküp ve üzeri olan baraj ve göletler için ÇED raporunun hazırlanması gerekiyor. Yine hidroelektrik santrallar açısından kurulu gücü 10 megawatt mekanik kurulu güç ve üzeri olan hidroelektrik santrallar için de yine ÇED raporunun hazırlanması ve ÇED sürecinin tamamlanması gerekiyor mevzuata göre. Depolamalı su yapıları için yapılan çevresel etki değerlendirme raporunun önemli parçalarından, bölümlerinden bir tanesi de bu yapılar için çevresel akış ya da yaygın kullanılan adıyla can suyu hesaplamalarının yapılması ve bu can suyunun yapı gövdesinden akış aşağıya mansap bölgesine bırakıldığının izlenmesiyle ilgili. Bu çevresel akış ve can suyu ile ilgili mevzuat, yüzeysel sular ve yeraltı sularının izlenmesine dair bir yönetmelikle 2014 sayılı yine bu yönetmelikle tanımlanmış durumda. Bu yönetmelikte çevresel akış, su kullanımının ve düzenlenen akımların olduğu nehir, sulak alan veya kıyı bölgelerindeki ekosistemlerin korunması ve ekosistemin insan ve diğer canlılara sunduğu hizmetlerin sürekliliği için gerekli askeri su debisidir. Yani burada söylenmek istenen şu, ekosistemin korunabilmesi için eğer ki bir nehir, sulak alan ya da kıyı bölgesi ekosisteminde siz su kullanıyorsanız ya da akımı bir nedenle düzenliyorsanız, bu yaptığınız müdahaleler, akarsuyun doğal akışına yaptığınız bu müdahaleler sonucunda yaptığınız yapılardan akış aşağıya ekosistemin devamlılığı için asgari bir suyu sürekli bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde çevresel akışı tanımlamış, çevresel akışın tespit edilmesi gerektiğini yine yönetmelik söylüyor. Su yapılarının projelendirmesi, taşkın ve kurak dönem su yönetim politikalarının geliştirilmesi, iklim değişikliklerinin su yapılarının etkisinin belirlenmesi, su yapılarının mansabındaki ekolojik canlılığın sürdürülebilmesi için çevresel akış miktarının belirlenmesi ve sürekli olarak gözlenmesi, su ile alakalı tüm diğer faaliyetleri, maks su kütlelerinin hidrolojik ve hidromorfolojik izleme yapılması esastır diye mevzuat bu süreci bu şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla çevresel akışın can suyu miktarının bütün projeler için, ÇED'e tabi projeler için hesaplanması ve bu suyun bırakıldığından emin olunması gerekiyor. Çevresel akışın belirlenmesi için kullanılabilecek farklı yöntemler var. Bu yöntemler içinden ıslak çevre yöntemi ülkemizde yapılan projelerde yetkili kurumlar tarafından önerilen, uygulanması beklenen hesaplama yaklaşımı. Islak çevre yöntemi ya da optimum çevresel can suyu akışının belirlenmesi nasıl yapılıyor? Islak çevre yönteminde bu yöntemde iki tane bileşen var. Bir, hidrolojik olarak akarsudaki doğal akışların zaman trendi içinde uzun zaman gözlemlerinden itibaren doğal akışları inceliyorsunuz. Bunun dışında doğal koşullarda bu akarsuda yaşayan sucul türleri belirliyorsunuz. Bu türleri belirledikten sonra bir diğer gözlem daha yapmanız gerekiyor. O da bu türler için tabii ki bunu hidrobiyologlar karar veriyorlar. Bu sucul türlerin yaşamını devam ettirebilmesi için, devamlılığı için ihtiyaç duydukları minimum su derinliği
ve akış hızının belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hidrolojik olarak mevcut akım verilerinden itibaren yapılacak hesaplamada bu sucul türlerin ihtiyaçlarını karşılayacak debi ve su derinliği kriterlerini sağlayan minimum akış miktarı belirlenerek o yapı için o akarsudaki, o kesitteki o yapı için bir çevresel akış miktarı, akış debisi belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu hesaplamalar tüm yapılar için tekrar tekrar ayrı ayrı yapılmaları gerekiyor. Bu bakış açısıyla şöyle yapalım. Bu yöntemi uygulamak için, ıslak çevre yöntemini uygulamak için bir mansaptaki balık türlerinin devamlılığı için gerekli minimum su derinliği ve akım hızını belirlememiz gerekiyor. Yöntemin uygulanmasında kullanılan akarsu en kesitinin temsil edici olarak belirlememiz gerekiyor. Buradan itibaren hesaplamalarımızı yapıyoruz. Hesaplamalarımıza temel oluşturan eşitlik dersin ilk haftalarında tekrar üstünden geçip sizlere hatırlattığımız Manning eşitliğine göre bir hesaplama yapıyorsunuz. Bu hesaplamadan sonra o akarsu kesiti için yıllık ortalama akımın %10'unun altına düşmeyecek şekilde bir can suyu çevresel akış miktarı belirliyorsunuz ve bunun 365 gün sürekli bu yapıdan aşağıya akış aşağıya bırakılması için gerekli ölçüm ve izleme politikasını da yöntemlerini de oluşturarak tesisinizi inşa edip devreye alıyorsunuz. Yetkili kurumlar bu kayıtlarınızı inceliyorlar. Bu debileri verdiğinizden emin oluyorlar. Burada bu hesaplamanın ayrıntısına girmeyeceğim ama sizler için Yunus Hacettepe'deki Nozyurt web sayfasında burada linki var biliyorsunuz zaten. Bir çevresel akış dosyası koydum. Bu dosyayı da sınavdan önce dönem bitmeden incelerseniz bu doküman içindeki bilgilerden de sorumlusunuz olduğunuzu hatırlatmak isterim. Önemli bir bilgi sahibi olmakta fayda var diye düşünüyorum. En son artık şuna gelelim. Barajları yaptık, çevresel etkilerini öngördük. Çevresel etkileri en aza indirmek için elimizden geleni yaptık. Doğal afetler gibi bizim kontrolümüz dışında olan süreçler için de gerekli tedbirlerimizi aldık. Fakat sonuçta bu yapıyı biz tasarlarken belli bir ekonomik ömür için tasarlıyoruz. Bu 50 yıl oluyor, 100 yıl oluyor vesaire. Örneğin dersimizin ilk haftasında Çubuk Barajı'nı söylemiştik. Cumhuriyet'in ilk barajı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğunu söyledik. Yani artık bu baraj her ne için yapıldıysa o rolü yerine getiremiyor. O işlevi yok. Ama bugün için o baraj gövdesi ölü hacmi tamamen sedimandan olmuş. Bizim su temin etmemize imkan vermeyen bir durumda. Rekreatif olarak Ankara'da o baraj korunuyor ama dünyanın geri kalanında birçok yerde ekonomik ömrünü tamamlayan barajların ortadan kaldırılmaları, yıkılmaları söz konusu. Bu barajların yıkılması önemli bir iş. Onun dışında akarsu gövdesi yıkıldıktan sonra o bütün akarsu sisteminin restore edilmesi yani tekrardan doğal koşullarına getirilmesi de önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hızla dünyadaki barajlar artık ekonomik ömürlerini tamamlıyorlar. Dolayısıyla bu süreç önemli bir tartışma ve araştırma konusu olarak karşımızda. Bir örneğin 2020 yılı içinde sadece Avrupa'da 20 tane barajın yıkılması gerekmiş ve 20 tane baraj yıkılmış. Bu ekonomik ömrünü tamamlayan artık fonksiyonsuz kalmış barajlar ya da bir şekilde yapısı zarar görmüş barajlar için yapılan bir süreç. Öte yandan gelecekte bizi bekleyen başka sıkıntılar var ya da sıkıntı değil belki de çözümler öyle söylemek lazım. Teknolojik gelişmelerle birlikte daha ekonomik, daha sürdürülebilir enerji kaynakları ortaya çıktığı zaman bu durumda barajlarımızın önemli bir kısmının yine işlevsiz kalması söz konusu. Bunlar işlevsiz kaldıklarında biz doğal ekosistemleri canlandırabilmek için, doğal akışları geri kazanmak için bunları yıkma, ortadan kaldırma noktasına, kararına gelebiliriz dünya genelinde. Dolayısıyla yapılmasındaki araştırma, uygulama süreçleri ve burada ihtiyaç duyulan bilgi sahibi kişiler kadar bunların ortadan kaldırılması sürecinde de yine
yer bilimleri mühendislerinin, inşaat mühendislerinin, biyologların vesaire, sosyologların rol almasını öngörmek çok da yanıltıcı olmaz, göreceklerini öngörmek. Dolayısıyla gelecekte karşılaşabileceğimiz bu tip işler, iş imkanları içinde bugünden itibaren aklımızın ucunda bir tartışma, bir fikir, bir başlık olarak durmasında hiçbir sakınca yok. Artık belki de önümüzdeki 10 yıllarda baraj inşaatlarından çok barajların ortadan kaldırılması ile ilgili projeler ve projelerde çalışacak mühendislere ihtiyaç duyulacak. Burada bir web sitesi var. Buradan da konuyla ilgili meraklanan, fikir edinmek isteyen arkadaşlar buradan bilgilenebilirler diye düşünüyorum. Bu şekilde bu pandemi sürecinde uzaktan yürütmek durumunda kaldığımız dersimizin konularını tamamlamış oluyoruz. Umarım ders sizin için faydalı olmuştur. Zor koşullarda hem sizin hem bizler için değişik, sıra dışı zor koşullarda bir ders sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize sınav döneminde başarılar diliyorum. Başka derslerde ya da meslek hayatınız sırasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.